bilinçle tercih yapabilen tek canlı biziz. Mesela gözüme ışık geliyor. İşte bu algılama, reception diyelim bunu. Ondan sonra sisteme gönderiyor. Perception oluyor. Ondan sonra işte bu bilişe gidiyor. Cognition oluyor. Onun ne olduğunu biliyorsun. Recognition oluyor. Tanıma oluyor. Sonra da reaction'a geliyorsun. Buna bir tepki vereceksin. Ve bakın bu basamaklardan bir tek etki edebileceğiniz yer var. Reaction, tepki. Tabiatta etki, tepki, etki, tepki. Bir tek insan tepkiyi alıyor, üzerine bir söz döküyor ve eylem diye bir şeye çeviriyor. Bilinç ne zaman devreye giriyor? Tam tepki vereceğim, bir durup, durup, durma. Durduğun anda bilinç devreye giriyor. Bu devir bize ne yapıyor? Hemen beğen, hemen paylaş, git, koş, satın al, gel, işte daha hızlı. Durmaya vakit yok. Ne yapıyor olursak olalım arkadaşlar, benim kanaati acizanem şu ki, Hira mağaramız yoksa aydınlanma olmayacak. Bir duramıyorsak, kendimizle konuşamıyorsak, benliğimizle uğraşamıyorsak büyük bir şeyler olmayacak bize. Bertrand Russell diyor ki insanların çoğu hayatları boyunca hiç düşünmez. Ben haftada 2 saat düşünerek ünlü düşünür oldum diyor. Doğru bir şey söylüyor. Banttan oynayan bir takım düşünceler var aklımızda. Onlar geçiyor ve biz bunu hep düşünmek zannediyoruz. O yüzden hep aynı şeyler oluyor. O yüzden hep aynı sorunlar hep bizim başımıza geliyor. Ve bilişsel davranışçı terapi falan gibi ekollerinde bildiği gibi zihinsel anlatıları değiştirebilen insanların hayatları değişiyor.